Aft ve Behçet hastalığına geçelim. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik ama çok istek olduğu için siz tekrar bizi bilgilendirirseniz. Evet. Sıradan bir aft tedavisi çok kolay. Melaleuca alternifolia denen bir bitki var. Latincesi, Türkçesi çay ağacı yağı. Çay ağacı, adı çay ağacı. Aslında çayla ilgisi yok. Kaptan Cook adam dünya turuna çıkmış. Avustralya'ya gitmiş ama Avustralya'da olduğunu bilmiyor. Kendini Hindistan'da zannediyor. Diyor. Bakıyor ki oranın yerli halkı efendim bir bitkinin yaprağından çay yapıp içiyorlar. Aa bu diyor çay ağacı. Çayı görmemiş. İlk defa bir bitkinin yaprağı içiliyor ya, çay zannediyor. Adı öyle kalmış. T3 derler. Çay ağacı. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Akne, sivilce, aft, tırnak mantarı, ciltteki rahatsızlığa karşı etkisi ispat edilmiş. Birçok klinik araştırması var. Çay ağacı. Efendim. Aktarlarda bulunabilecek bir bitki mi? Ya. Ya. Bir damlası zaten anladım. yetiyor. Burada bir hanımefendi bir televizyon programında 6 ay önce yüzünde bir akne çıkmıştı. Aa buna iyi gelir mi? Bir deneyim dedi. Bir dene bakayım dedim. Bir denedi. Bir damla sürdü, geçti. Hemen mi etkisini Bir gün gösterdi? sonra. Bir gün sonra. Başka bir hanımefendi de dudağında, şöyle hemen burasında uçuk vardı, herpes. O da çok merak etti. Ben de kullanayım dedi. Hiç geçmiyor. Fondötenle kapatmaya çalıştı. Herpes simplex tip 1, uçuk. Bir damla, bir gün sonra o da geçti. Fakat bunu aynı zamanda çay ağacı yağı bayanlardaki pis kokulu ağır akıntılara karşı da iyi gelir. Bayanların adet gününde kullandıkları tampona 5-6 damla damlatırlar. Fitil gibi kullanılırsa günde 2-3 defa vajinadaki bütün pis kokulu akıntıları yok eder, mantarı yok eder çünkü. Fakat bazı insanlarda bu geçmeyebilir. Geçmiyorsa bağırsağında mantar var demektir. Bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe kadın hastalıklarına sebep olan mantarı yok edemezsiniz. Yok etseniz de bağırsaktaki mantarlar tekrar bulaşabilir. Bu nedenle bağırsağında mantar varsa kişinin iksir aloe vera, aloe vera'dan çok özel bir formül geliştirdik. Aloe vera bunu kullanması şart. Evet. Aksi takdirde bağırsaktaki mantarlar tekrar tekrar. Tamamen yok oluyor mu peki ya da düzenli bir şekilde kullanılması mı gerekiyor bu aloe vera jelin? Ya bu hastalığın akut veya kronik oluşuna göre. Yeni yakalanmışsa Evet. 1,5-2 ay. Ağır bir vakası 3-4 ay. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Bir de yanlış beslenme, doğru beslenme, ne yiyor, ne içiyor. Bütün bunlar birer faktör. Evet. Etkileyici, tetikleyici faktörler. Evet.